Günaydın, mutlu huzurlu günler diliyorum. Kalktım ben, kahvaltımı hazırlıyorum. Saat 7:10 geçiyor. Hava daha yeni yeni aydınlanıyor. Kızımı hazırladım. Şimdi okula gideceğiz. Bakar mısın? Anne, çok tatlı oldu. Anne, keşke Barbie'yi yapmasaydık ya. Yapıştırırdı baba be. Yapıştırmıyor ki. Ama olsun. Biz şimdi simit almaya gidiyoruz. Tanemin bugün simit günü. Şimdi simit almaya gidiyoruz. Evet. Ben de sakız çiğneyim ağzımla. Ama biraz da çıkaracağım. Çöpe atacağım. Evet, çünkü... Okulda yasak. Evet. Bir de telefon oynamak yasak. Ama çünkü uzaktan izlememiz gerek. Neden biliyor musun? Yakından izlersek gözlerimiz bozulur. O zaman da biz gözlük takmak zorunda kalırız. Evet, sen o yüzden uzaktan izliyorsun değil mi? Evet. Bir de oyun oynarken uzak izliyorum. Ay oynuyorum. Aferin benim akıllıdığıma. Sen uzaktan izliyorsun. Evet, ben de uzaktan izliyorum. Ne? Ben de uzaktan izliyorum. Ama abi biraz yakından izliyor. Evet. Abim gözleri boğuluyor. O zaman da gözlük takıyor. Bu ses ne? Bugün Nur'un doğum günü. Doğum günü yemeği yiyoruz şu an. Seni dinliyoruz. Sevilen beni çok mutlu etti. O yüzden patates yiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Pastamızı yedik, kahvemizi içtik. Onu çekemedik. Evet, onları çekmeyi unuttuk ama ya. Çok güzel geçti günümüz. Ben gerçi şahsen çok mutluydum. İnşallah. O da mutlu. Zaten senin takipçilerin beni hep yemek yer görüyor. Evet. Beni de. Biz hep yemek yiyor görünüyoruz ama genelde videoları 2-3 günde bir çektiğim için böyle biriktirip de çektiğim videolar sabit bir günlük değil. Ondan dolayı böyle haftanın 1-2 günü falan yemeğe çıkıyoruz böyle. Arada böyle. O da arada yani. Değil mi? Ne çıkıyor? Ben yemek yerken kendimi terbiyeceğim. Tabii zayıf olan kişi böyle ekmek kilo bir şey söyler. Ben de kilolu olduğum için... Birazdan gelecek. Evet. Benimki salata. Sezar salata. Resmen ölümle dans ediyorum. Ben Sezar salatası harikayım. Afiyet olsun kuzum. Açlıktan zıvarmış. Evet, ben hala bekliyorum. Benimki gelmedi. Ben bunu. Boşum ben. Evet, Sevilcan'ın Sezar'ı geldi. Burası da çok yakın böyle. Sence nasıl? Sence nasıl tadı?
İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. Arkadaş hiç senin kadar kibar yiyemedim ya. Neyse bebeğim, afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Kilolu olduğum için ben bundan yiyorum. Saçmalama be. Ne kilolusu. Afiyet olsun bebeğim. Nur'dan ayrıldım ben. Şimdi tanemi aldım. Nur eve gidiyoruz. Nur teyzenle nereye gittiniz? Nur teyzenle birlikte doğum gününü kutladım aşkım, Nur teyzenle. Nurcuğum bugün mi? Sürpriz yaptık. Efendim? Pasta. Küçük bir pasta yedik. Ya ben de yemek istiyorum. Tamam, sana da alırım aşkım ben. Hayır, ben de yemek istiyorum. Tamam aşkım. Tamam. Tanem ben de yemek. Ama küçük bir şeydi tanem, öyle büyük bir şey değildi ki anneciğim. Ben de yemek istiyordum. Tamam, alırız, tamam mı? Hayır, ben ama sen o zaman okuldaydın. Tamam mı? Ben şimdi istiyorum. Tanemi nasıl ikna edeceğim bilemiyorum. Şimdi istiyorum. Ama hiç yakışmadı hiç. Aa, tanem gibi. Aa, çok agresif. Tamam. Tamam. Evet, ben şimdi anneme geldim. Tanem babasında. Annem iş başında. Buraya. Hani bu bağırsakları çok güzel çalıştırıyor değil mi? Aynen. Abim de içeride oturuyor. Evet. Karnabahar. Karnabahar yemeği. Evet, annem karnı yarık yemeği diyor. Karnabahar. Karnabahar yemeği. Gözlerim şişliliği ve ben hala aynıyız. 30 yaş üzerinde oluyor herhalde bunlar böyle. Yaşlılık belirtileri tabii ki bunlar. Bu aralar ben de çok taktım bunlara kafayı. Evet, 30'dan sonra çıkıyor ya onlar. 30'dan sonra. 30'dan sonra çıkıyor yani. Annem beni mutlu ediyor. Yani yaşlılık belirtisi değil, o şişlik olur. Birazcık da huzurun olsun inşallah. Biraz hayatı yoruldu, biraz. Hayat bizi çökertti. Güzellik gitti tamamen evden. Böyle şeyler var ki bazen insanların anlatamayacağı şeyler oluyor, yaşanıyor. İçine atıyorsun. Evet, o yüzden o halde. Bazı şeyleri içinde yaşıyorsun. Hem de dışarı atsan atamazsın. Cildim güzelleşecek. Evet. Bak bebek gibi suratı. Hiçbir şeyi umursamayayım çünkü neden? Hani yani üzüldüğüm zaman ben dışarı atıyorum. Evet. Ben ne yapacağım? Hep öleceğim. Kahırdan gideceğim. Evet, annemin en büyük özelliği. Nefes alamıyorum çünkü. Fıtratıma uymuyor. Yani içinde saklamak bir şey yok. İçinde kalacağına dışarı çıksın değil mi? Fıtratım oldu. Evet, yani. Haklısın. Anne. Öyle de bir döndün ki anne. Sen öyle zamanda kes. Yok, şey kaldırdım böyle hemen yukarı. Öyle zamanda hemen yukarı böyle kaldırıyoruz. Şurada da sileceğim çıktı. Acaba niye çıktıysa. Şurada bakar mısınız? Çirkinleştim. Evet, şimdi salata da yapıyormuş kendileri. Ben oturuyorum. Evet, Baran beni aldı. Şimdi Baran'la birlikte geldik. Eve doğru gidiyoruz. Baran. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok üşüdük. Donduk.